Merhaba arkadaşlar, Tuğba ben. Bugün e, deprem sonrası psikolojik sorunlardan bahsedeceğiz biliyorsunuz. E, 6 Şubat 2003 tarihinde onun elimizi kapsayan e, büyük şiddetli bir deprem oluştu. E, Birçok kaybımız var maalesef, çok üzgünüz. E, ardında bırakan kazazedeler, e, vefat eden bireylerimiz. E, hepsine başsağlık diliyorum öncelikle. İsterseniz başlayalım. E, travmatik e, doğal afetler e, depremler e, birçok psikolojik e, rahatsızlığın ortaya çıkmasına e, neden olabile, o neden olabilmektedir arkadaşlar e, bunların başında akut stres dediğimiz e, travma sonrası stres e, bozukluğu gelebilmektedir. E, bunlarla birlikte e, panik atak panik bozukluk e, kaygı bozukluğu depresyon gibi e, ya da yaz tepkileri oluşabilmektedir arkadaşlar. Deprem oluştuğu şehirlerde yıkımlara neden olurken insan psikolojisinde de yıkıma uğra o yıkıma uğratan doğal bir afettir. Depremlerde diğer doğal afetler gibi travmalar neden olabilir. İnsanlar duygu, düşünce veya davranışlarına göre çeşitli tepkiler verebilmektedir. Ancak her kişi aynı şekilde etkilenme düzeyleri farklı olabiliyor. Örneğin depremi yaşamış bir kişi depremden etkilenmiş olsa da, kişi e, travma sonrası stres bozukluğu görülmeyebiliyor arkadaşlar. E, buna rağmen depremi hissetmemesine rağmen sadece iletişim yoluyla, e, iletişim araçlarıyla e, takip eden birçok kişi de e, travma e, sonrası stres bozukluğu ortaya çıkabilmektedir. E, dolayısıyla depremin yaşanabilme olasılığı bile e, psikolojimize zarar verebilmektedir. Acaba deprem mi olacak? E, acaba e, biz hayatlar üzerinde e, yaşıyoruz. E, acaba burada da deprem olacak mı gibi bazı kişilerde düşünceler oluşabiliyor. E, depremin hemen ardından kişi e, kendini aşırı korkmuş hissedebiliyor. E, ne yaptığını bilemeyebiliyor. E, ya da duygularını hissedememe hali oluşabiliyor. Ya da tepki verememe hali ya da e, bulunduğu ortam hakkında tam algı düzeyinin e, belirti vermemesi oluşabiliyor. E, kişiyi aniden etki altına alan ölüm korkusu, içinde çaresizlik ya da panik duygusu yaratabiliyor kişilerde ve e, birçok e, kişiler e, depreme maruz kalanlar, yakınları hani bu kadar fazla bir topluğun verdiği tepkilerden kaynaklı kişiler daha çok duygusal anlamda etkilenebiliyor. Depremden etkilenen insanlar e, pasifleşmiş e, haldedir arkadaşlar. Bu aşamada kişinin yaşadıkları travmatik duygunun duygudan kurtulmak adına... E, ...çabalamalarına rağmen kendini güçsüz ya da yorgun hissedebiliyorlar. E, pasifleşmiş kişi e, çevreden gelen yardıma ihtiyaç duyabiliyor. E, biliyorsunuz halk olarak e, yardımlaşmayı, dayanışmayı severiz. E, Kimin ne eksiği varsa o şekilde yardımlarda koşabiliyoruz. Çevreden gördüğü destekle farkındalığı yükselebiliyor, bilinçli hareket etmeye başlayabiliyor bireyler deprem e, psikolojisi e, yaralarının kabuk bağlamaya başladığı ise arkadaşlar toparlanma aşamasıdır. Her ne kadar toparlanma durumu olumlu olarak görülse de e, o durum bu durum o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü kişiler sevdiklerini kaybedebiliyor ya da geride e, birçok kişiyi bırakabiliyorlar ya da o acıyla yüzleşmek e, bu noktada biraz zor olabiliyor. E, kişinin en yüksek seviyede kaygı, e, kaygı duyduğu aşamadır aslında. kişide kişide uykusuzluk, e, depremle ilgili kabuslar görme, e, olay anını rahatsız edici, e, sıklıklı hatırlatma, e, sürekli deprem olacağı korkusu içinde yaşaması, e, irkilme tepkilerini verilmiş oluşu ya da gelecekle ilgili e, plan yapamama, yalnız hissetme durumu, e, olay anını hatırlatan durumlar dan kaçınma görülebiliyor. bu belirtiler kişilerden kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. kişi yaşamın eski hal döneceğine dair olan umudunu yitirirse kendine zarar verebiliyor. Psikolojik sağlamlığı koruyabilen kişi ise bu durumu kısa sürede atlatabiliyor. Deprem sonrasında arkadaşlar psikolojimizi korumak için neler yapabiliriz? Deprem anında yaşadıklarınızı konuşmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Eğer konuşmaktan kaçınırsak İçimizde o duygular birikir ve ilerleyen süreçlerde e, önlenemez bir hal alabiliyor. E, duygularınızı, düşüncelerinizi, üzüntülerinizi bastırmamamız gerekiyor. O an e, ne duygu e, hissediyorsa onu yaşamamız gerekiyor. E, depremle ilgili duygu, düşünce, e, düşüncelerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Acaba o da üzülecek mi ya da e, onu üzmek istemiyorum gibi düşüncelere kapılmayın. E, hayatın anlamını e, düşünün e, ve gelecek planları yapmaya çalış çalışabilirsiniz çünkü e, hayat devam ediyor. E, yaşadıklarınızın karşısında kendinizi çaresiz, e, hiçbir şey yapmayacak durumda e, hissedebilirsiniz. Deprem yaşamış kişilerde tüm bu belirtiler görülmesi normaldir arkadaşlar. Eğer bunları yaşamıyorsak farklı bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu yakınmalar azalmıyorsa ya da yaşamanızı güçleştiriyorsa, baş etmede zorlanıyorsanız bir uzman psikolog tarafından destek alabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrardan... Geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreç atlatıyoruz. Umarım daha sağlam bir yapıların oluşması adına bu kontrollerin daha sık ve daha kaliteli olmasını en içten dileklerimle istiyorum. İnşallah öyle olur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.